Aşkın gücünü herkese göstermek için buradayım. Çünkü aşka inanıyorum. Deyip, deyip şöyle, şöyle şöyle yapayım. Ben buradan kısmet salıra gidiyorum arkadaşlar. Ona sözünü geçirmeli. Çap yap, yapıştırmalı öyle diyecek işte. Vallahi öyle dedi. Vallahi öyle dedi. Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım. Evet, şöyle. Yok yok, panik yapmayın, ben demedim bunları. YouTube'da var böyle bir şey, çok merak ettim. Ne bir bu çok konuşulan acaba? Kısmetse olur diye bir şey. Aa dedim, tamam, televizyonda var da kısmetse olur. Şimdi YouTube'a almışlar, niye? Çünkü orası daha rahat, çok rahat bir platform. Hepsi rahat rahat konuşuyorlar, rahat rahat süsleniyorlar. O yüzden de acayip izleniyor. Hala izlemeyenler varsa aranızda ben hemen anlatayım size. Şimdi bir kızlar evi var, bir erkekler evi var. Bunlar ayrı ayrı evlerinde oturuyorlar. Ve birbirleri hakkında konuşuyorlar. Sık sık bir araya geliyorlar ve birbirlerine laf sokuyorlar. Tanıtımları izlemekle başladım. Şok içindeyim. Meğer aşk nasıl değişik bir şeymiş. Erkek dediğin çirkin, maço olmalı ve bana sözünü geçirmeli. Abo dedim. Dedim vallahi dedim. Soğan ekmek yemem artık. Yeto. Buradaki yeto ne anlama geliyor? Böyle bir kelime ve haznesi yeto. Yeto dedi orada gerçekten. Sonra fark ettim. Yetti. Soğan ekmek yemem artık. Yeto. Patron karısı olmak ya da patron olmak istiyorum. Özlü sözler de var mesela. Parasız erkeği sadece annesi severmiş. Maddi yönden güçlü olursa ben onu severim. Yani para bitince aşk da bitiyor. En azından açık sözlüler. Bu da bir şey. Gelelim beylere. Beyler, görüyorsunuz kadın tavlama sanatı diye bir şey var. Duydunuz mu bunu? Bakın işte onu burada öğrenebilirsiniz. Neler neler. İşte anca bu şekilde kendinize aşık edebilirsiniz. Mesela, aşka inanmıyorum. Hiç uzun ilişkim olmadı. Ben gece hayatında tanınan bir erkeğim. Yırtıcı, çirkef hissiyatı veriyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi gelelim çok acayip bir noktaya. Şimdi burada bir kırmızı oda var. Kırmızı, niye kırmızıysa. Bu kırmızı odaya çağrılıyorlar tek tek. Kızlardan bir tane. Hatta birkaçı birden tek kişiyi çağırıyor. İsimlerini hatırlamıyorum, affedin beni. Geliyor o arkadaşımız, içeri girer girmez şöyle bir şey söylüyor. Oğlum lan anlaştınız mı bugün beni çağırmak için? Kıza diyor bunu. Bir bey bir kıza böyle söylüyor. Ben olsam o anda kapıdan kovarım, ayrı konu. Ve kız da gülümsüyor. Oğlum lan dedi size. Oğlum lan. Ay ne kadar kibar bir bey. Ay pardon bey dedim. Ve sunucu soruyor. Evlenmek için mi geldiniz diye. Beylerin ödü patlıyor aslında evlenmek için. Sadece şöyle söylüyorlar. Evlenmek için değil ama ilişki yaşamak için geldim. Ciddi bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. Şimdi evlenmeye gelen beyler arasındaki en genç olanı 21 yaşında. Herkes dehşete düştü. Özellikle kızlar. 21 yaşındasın. Nasıl evlenmeyi düşünüyorsun? İşin gücün yerinde mi? Oradaki aç parantez, kapa parantez. Oradaki anlatılmak istenen aslında. Paran var mı canım? Tabii ki çocuk. Çocuk dedim pardon. Benim organizasyon şirketim var, iş yapıyorum diyor. Kızların gözler açılıyor. Boing 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 boing. Helal olsun, 21 yaşında organizasyon şirketi açmak. Gerçekten tebrik ediyorum. Nasıl oluyor bu iş? Gözünü seveyim, bize de bir öğretsene şunu nasıl oluyor. Hem kızlar size ne? Evlenir evlenir 21 yaşında. Siz sanki çok büyüksünüz, 24 yaşındayız diyorsunuz. Çocuk evlenmeye gelmiş, neden olmasın ki? Karışmayın, kim ne yaparsa yapar. Baktım sosyal medyada sunucuya yani Öykü Sertel'e bir sürü laf edilmiş. Her şeye karışıyor diye. Yok vallahi çat diye yapıştırıyor lafı. Ben takdir ettim. Bir de öyle bir programı sunmak gerçekten çok zor. Gerçekten alkışlıyorum kendisini. Merhaba. Bir erkekte aradığım şey maddiyat, zeka ama tabii ki maddiyat çok önemli benim için. Böyle yani beni sahiplenmeli. Aha. Sahiplen. 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 Ama maalesef böyle bir aşka kuşku olduğum için benden birazcık korkuyorlar. Ben bu yüzüğü kendim alabilirim. Benim param var aslında ama bana bu yüzüğü takacak bir erkek gerekiyor. Ben böyle konuşan bir kız ne zaman çıkar diye bekledim ve çıktı karşıma. İnanılmaz. Tatlım, herkes tabii ki tek taşını kendi alabilir. Çok da anlam yükleme bence. Taş bu ya, taş. Ama pahalı bir taş. Kızlar ilk defa erkekleri görecek. Kızlar evindeler, erkekler erkekler evindeler ve sunucumuz kendilerine diyor ki şimdi size erkekleri göstereceğim.
İlk defa görecekler herhalde bir erkek hayatlarında gibi geldi bana o anda. Ekranda erkekler çıkıyor. Çığlık çığlığa kızlardı. Çünkü diyorlar ki şöyle bir göz gezdirip bir tanıyın. Erkeklerin bundan haberi yok. Ekranda sesleri de yok. Sadece görüyorlar ve şöyle bir seçmeler başlıyor. İlk avını görenler hemen beyaz gömlekli. Şu siyah tişörtü de güzelmiş. Aa şu benim boyuma uygun. Boyu da uzun mu bunun? Ve orada acayip bir şey oldu. Erkekler kızların evine gelmeye başladı. Hepsi züle süzüle geliyorlar. Çapkın bakışlarla içeri giriyorlar. Ama o karizmadan eser kalmıyor. Oturur oturmaz bütün erkek adaylara kızlardan bir tanesi ellerini uzat bakayım dedi. Ellerini uzat bakayım dedim. Allah Allah neye bakacak acaba? Hala onu anlamış değilim. Hepsinin ellerine baktı. Güzel dedi. Bir dişlere bakılır ya atların falan. Ona da baksaydın ellerine, dişlerine. Acaba dedim hangisi? Neden elime bakmak istiyorsun diyecek dedim ve bir tanesi dedi. Ben anlamadım ya niye benim ellerime bakmak istedi diye. Acayip uyuz oldum ama kibarlık da yapmak istedim. Hani böyle kötü bir tavır göstermek istemedim dedi. Bir haykırışı vardı orada. Gerçekten ben de onu anlamadım. Evet kızlar neymiş? Bundan sonra ilk tanıştığınız erkeği önce ellerine bakıyorsunuz. Sosyal medya çıktığından beri hepimiz çok güzeliz. Pürüzsüz bebek gibi ciltlerimiz var. Bu tabii bu programa da yansıdı. Şöyle yansıdı. Kısmetse olur programına katılan kızlar, yarışmacı kızların Instagram fotoğrafları gündeme geldi. Neden geldi? Çünkü YouTube'da izlerken gördüğümüz kızlarla Instagram'daki kızlar birbirinin aynı olsa da ama birbirlerine hiç benzemiyorlar. Ya Cemciğim bana da böyle biraz şey yapar mıyız acaba çekerken? Filtre uygular mıyız? Bu projeye tutar. Tutuyor da. Tutacak da. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz seviyoruz mutlu sonları. Şahsen ben de seviyorum. Mutlu son olsun. Herkes birbirine kavuşsun. Sevenler kavuşsun. Çok istiyorum. Ama bu aşamaya gelene kadar da kan, kin, öfke, nefret, onun saçını yolsun, onun saçını çeksin de istiyoruz tabii ki. E peki sizin favoriniz kim? Favorinizi yazmak isterseniz yorumlara bekliyorum. Ha bu arada kızlar lütfen üst üste konuşmayın. Anlaşılmıyor dediğiniz.